biraz evde yalnızken yapın bunu arkadaşlar. Çünkü birazcık korkunç oluyorsunuz. Simsiyah bir yüzünüz oluyor. Maskeyi yüzünüze, maske bitene kadar uygulayın arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir maske paylaşacağım. Maskemin amacına gelince, maskem ciltte oluşan kırışıklıkları gideriyor. Aynı zamanda yeni olacak kırışıklıkları da engelliyor. Bakım yapıyor yani. Şimdi bize lazım olanları sayalım öncelikle. Bir tatlı kaşığı yoğurdumuz var. Şu kadar bir yoğurt alıyoruz. Yeşil çayımız var arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı da yeşil çay. Öğütülmüş yeşil çay kullanacağız. Ben çayımı buraya açıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar yoğurdun içine karıştıracağım. Sonrasında 5 dakika demlenmesi için bekleyeceğim yoğurdun içinde. Yeşil çay kendini bırakacak. Yeşil çay biliyorsunuz gençlik iksiri gibi bir şey arkadaşlar. İçildiği zaman da cilde sürüldüğü zaman da çok faydalı. Şimdi biraz daha alacağım. Hepsi fazla geliyor. O yüzden bir poşetin hepsi fazla geliyor. Yani ziyan etmemek için bu kadar da yeşil çay koyuyoruz. Ve bunları bir güzel karıştırıyoruz öncelikle. Böyle bir 5 dakika bekleteceğiz bunu. 5 dakika bekleyelim, gelelim o zaman. Evet, 5 dakika bekledik. Yoğurdumuz ve yeşil çayımız iyice birbiriyle özleştiler. Şimdi bir tatlı kaşığı da balımız var. Onu da ekliyoruz. Bal biliyorsunuz antiseptiktir. Ciltte oluşan mikropları kırar. Balımızı da ekledik. Şimdi bir tatlı kaşığı da kakaomuz var arkadaşlar. Kakaomuzu da ekledik. Ve şimdi tekrar karıştırmaya başlıyoruz. Bunları hepsini iyice karıştırdıktan sonra içine biraz da zeytinyağı ekleyeceğiz arkadaşlar. Önce burası iyice karışması gerekiyor. Evet, şimdi bir çay kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyeceğim. Dileyen arkadaşlar zeytinyağı yerine badem yağı, susam yağı, kayısı yağı ekleyebilirler. Zeytinyağımı da ekledim. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Maskemiz tek kullanımlıktır arkadaşlar. Sivilceli ve hassas ciltler maskeyi kullanamıyorlar. Ve göz altına uygulamıyoruz. Haftada 2-3 kez yapabiliriz cildimizin ihtiyacına göre. Yoğun kırışıklıklarımız varsa haftada 3 kere yapabiliriz. 35 yaşın üstündeysek. Kırışığım olmasın istiyorsak, eğer sadece bakım için kullanacaksak haftada 1 veya 2 kere yapabiliriz. Çünkü bu kırışmayı da engelliyor. Kırışıklıkları giderdiği gibi. Şimdi önce cildimizi temizliyoruz. Arkasından uygulamaya başlıyoruz. Eldivenimizi çıkardık, cildimizi temizledik, fırçamızı aldık. Yalnız evde yalnızken yapın bunu arkadaşlar, çünkü birazcık korkunç oluyorsunuz. Simsiyah bir yüzünüz oluyor. Ama çok faydalı bir maske. Mutlaka deneyin arkadaşlar, ihtiyacı olan arkadaşlar. Ben kullanıp sonuç aldığım, deneyip sonuç aldığım maskeleri sizlerle paylaşıyorum. Evet, olay bu. Bu şekilde yüzümüzde 20-25 dakika bekletiyoruz. 20-25 dakika bekletip geliyoruz. Maskeyi bitene kadar yüzünüze uygulayın arkadaşlar. Uygulama bittikten sonra 20-25 dakika bekletiyoruz. Ve yüzümüzü yıkıyoruz. Arkasına nemlendirici kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, 20-25 dakikamız doldu. Şimdi yıkıyoruz. Asla kakao boyamıyor arkadaşlar. Boyuyor diye düşünüyorsanız asla bunu düşünmeyin. Kakao boyamıyor. Aksine yoğurt beyazlatıyor. İçinde yoğurt var biliyorsunuz. Yeşil çay, kakao, ikisi de antioksidan arkadaşlar. Antioksidan olduğu için hem yaşlanmayı geciktiriyor hem de kırışıklıkları açıyor. Kırışık açma özellikleri var.
Şimdi maske uyguladığım elimle uygulamadığım elim arasında bakın gerçekten bir gerginlik söz konusu. Aynı zamanda sivilce lekelerine de iyi geliyor. Onu da belirteyim. Gelecek videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olun arkadaşlar. Beğendiğiniz videolarımı sosyal medyada paylaşıp bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.